Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Aslan Soydan, üreticiden maliyetin altında satın alınan fındıkla işlenip tüketiciye satılması arasındaki fiyat farkının büyük olduğunu, döviz artışıyla birlikte bu farkın sürekli arttığını ancak üreticideki fiyatınsa halen düşük olduğunu söyledi. Dünya üretiminin yaklaşık %78, ihracatınsa %76'sına elinde bulunduran Türkiye, yüzden fazla ülkeye fındık ihraç ederek 2.5 milyar dolara yakın döviz girdisi elde ediyor. Geçen sezon Toprak Mahsulleri Ofisi'nin serbest piyasada 9 liraya kadar düşen fındığa müdahale etmesiyle fiyatlar 10 liranın üzerinde seyretti. Bu sezon TMO henüz fındık alımına başlamazken sezonun başında serbest piyasada 13 TL olan fiyatlar da 12 TL'ye kadar geriledi. Fındık serbest piyasada üreticiden maliyetin altında satın alınırken fabrikada işlenip kavrulduktan sonra iç piyasada 60 liranın üzerinde satışa sunuluyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, Fındık asadı başladığında ve sonunda TMO'nun piyasaya girerek müdahale alımında bulunmasını, en az 15 lira fiyat açıklanmasını istediklerini belirterek maalesef bu olmadı. 15 liranın altında fındık satışı yapan üreticinin zararı büyük. Üreticinin satışıyla rafta işlenmiş fındık arasında da büyük fark var. Bunu her yıl gündeme getirip söylüyoruz. Ama döviz artışıyla birlikte bu fark sürekli artıyor. Nedense üreticinin fındığı artmıyor dedi.